Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Sizlerle geçen dersimizde hayvanlar alemini işlemiştik. Bugün onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar alemindeki tüm canlılarda ortak olarak gözlenmez? Hayvanlar alemine baktığım zaman hayvanlar aleminin hepsi ökaryot hücre yapısına sahip, yani çekirdekleri var ve çok hücreli canlılardı. Bunlar glikozun fazlasını glikojen olarak depo eder. Glikojen olarak depo eden iki tane daha canlım vardı. Bunlardan biri bakteri, diğeri de neydi? Mantarlar alemi olacak. Heterotrof beslenirler. Kendi besinlerini kendi üretemeyecek. Dışarıdan alacaklar. Bunların hiçbirinde hücre duvarı bulunmaz. Aktif yer değiştirme diyor. Burada bir tane istisnam vardı. Süngerler yüzeye yapışmış halde bulunabilirler. O yüzden süngerlerde aktif yer değiştirme görülmez. Hareket ortaktır ama hepsinde aktif değildir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi hayvanlar aleminde yer alan herhangi bir canlıda gözlenmez? Şimdi hayvanlar aleminde bulunan canlılar eşeyli üreme gerçekleştirebilir. Oksijenli solunum yapabilir. Omurgalı olan kısmında iç iskelet var. Hatta omurgasızlardan da bazı canlılarda görülüyor demiştik. Sölenterler. Değişken ısılı olma. Vücut sıcaklıkları değişebilir. Ama kendi besinlerini kendi asla üretemez. Hayvanlar alemindeki bulunan canlıların hepsi kendi besini dışarıdan hazır almak zorunda. Hayvanlar alemindeki canlılar sınıflandırılırken hangileri dikkate alınır diyor. Şimdi biz sınıflandırma yaparken kromozom sayısını dikkate almayacaktık. Kromozom sayısı bana gelişmişlik ve sınıflandırmada bilgi vermez. Ama embriyonik gelişimlerine bakacağız. Daha sonra iskelet yapısına bakacağız. Mesela omurgalılarda kemik ve kıkırdaktandı. Diğerlerinde bazılarında yoktu. O yüzden sınıflandırma da önemli. Vücut simetrileri de bizim için önemli olacak. Şimdi bana 4. soruda 2 tane canlı vermiş. Bunlardan biri kelebek, diğeri de toprak solucanı. Şimdi ben kelebeği incelediğim zaman kelebek hangi gruba girecek? Eklem bacaklılar grubuna girecek. Diğeri de solucanlar grubunda. O zaman şu eklem bacaklı, diğeri de solucan grubunda olacak. Bunlara baktığımız zaman bunların ikisi de omurgasızlar grubunda. Yukarıdaki resimleri verilen hayvanlar için hangileri ortaktır? Omurgaya sahip olmama diyor. Evet, ikisi de omurgasız grupta. Kapalı dolaşıma sahip olma. Eklem bacaklarda kapalı dolaşım görülmez. Yani toprak solucanında vardır. Bunu da şöyle kodlamıştık. Kapalı dolaşım görülenler tam omurgalı. Toprak solucanı, ahtapot, mürekkep balığı. Bunlar omurgasızdır. Ama bunlarda kapalı dolaşım var. Ama eklem bacaklı olan kelebekte yok. Trake solunumu yapma böceklere özgü. O yüzden ortak olmayacak. Başkalaşım geçirme diyor. Başkalaşım geçiren canlı eklem bacaklı omurgalılardan da kurbağa olacak. O yüzden bu da ortak değil. Cevabımız A gelecek. Sonra diğer sorumuza devam ediyoruz. Diğer soruda bana canlı örnekleri vermiş. Hangisi iskelet yapısı bakımından diğerlerinden ayrılır? İskelet yapısı bakımından, yani omurgalılar grubuna bakacağız. Şimdi örümcek, yengeç, kirpi, kene ve salyangoz verilmiş. Şimdi biz bu canlılara baktığımız zaman örümcek, kene, yengeç ve salyangoz, bunlar omurgasız canlılardır. Ama kirpiye baktığımız zaman kirpi memeliler sınıfına girer ve omurgası vardır. Ayrıca iç iskeletleri bunların, omurgalıların ya kıkırdak olacak ya da kemikten yapılı iç iskeletleri bulunacak. Omurgasız hayvanlarda gözlenebilen özelliklerinden hangileri omurgalı hayvanlarda kesinlikle gözlenmez? Şimdi biz omurgasız hayvanları incelediğimiz zaman bunların sinir şeritleri karın bölgesinde bulunur. Ama omurgalı hayvanlarda nerede bulunacaktı? Sırt bölgesinde bulunacak. Devam ediyorum. Kitin yapılı dış iskelet sahip olma. Bu eklem bacaklılarda görülüyordu ama omurgalılarda dış iskelet yok. Trake solunumu yapma yine aynı şekilde eklem bacaklılarda görülecek. Açık dolaşıma sahip olma kesinlikle omurgalılarda görülmez. Omurgaların hepsi nasıl olacak? Kapalı dolaşım yapacak. Yani bunların hiçbiri omurgalılarda gözükmeyecek. Sonra diğer sorumuzla devam ediyoruz. 7. soruya geldik. Gelişmiş organ ve sistemleri bulunmaz. Sularda zemine bağlı olarak yaşar. Yapısında por adı verilen açıklıklar bulunur. Bunlar da sünger bob demiştik. Sünger bobun çizgi filmine baktığınız zaman da üzerinde böyle porlar göreceksiniz. Ve zaten bunlar zemine bağlı oldukları için aktif hareket edemeyebilirler demiştik. O yüzden cevabımız ne olacak burada? Süngerler olacak. Sonra diğer sorumuzla devam ettiğimiz zaman bir tablo vermiş ve tablo ile ilgili özellikler verilmiş. Şimdi baktığım zaman X'de diyor ki iç iskeleti yok.
O yüzden bu omurgasız bir canlı olacak. Başkalaşım da geçirmiyor, trika solunumu da yapmıyor. Yani sünger de olabilir, sölenter de olabilir. Sonra diğerine bakıyorum. İç iskeleti var, başkalaşım geçiriyor, trika solunumu yapmıyor. Başkalaşım geçiren iki tane canlım vardı. Bunlardan biri eklem bacaklılar, diğeri de neydi? Kurbağa. Bunlardan iç iskeleti olan kurbağa olduğu için demek ki Y canlımız bizim için kurbağa olacak. Z'ye bakıyorum. Başkalaşım geçiriyor, trika solunumunu yapıyor. O zaman bu canlım da ne olacak? Eklem bacaklı olacak. X türü omurgasızlar şubesinde bulunur. Evet, bulunabilir. Sünger ya da sölenter demiştik. Y türü değişken vücut ısısına sahiptir. Y türüne baktığınız zaman kurbağa. Kurbağalar soğukkanlı hayvanlardır ve vücut sıcaklıkları çevre ısısına göre değişebilir. Z türü kapalı dolaşıma sahiptir diyor. Baktığımız zaman Z türünde iç iskeleti yoktu. Başkalaşım geçirmiyordu. Omurgasızdı. Yani omurgasızlarda 3 tane canlımda vardı bu kapalı dolaşım. Bunları da tam diye kodlamıştık. O yüzden 3. öncülümüz yanlış olacak. Sonra aşağıdaki soruyla devam ediyoruz. 9. soru. Omurgalılar şubesine ait T1, T2, T3, T4 canlılarının bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bunlarla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi birinciye bakıyorum. Sabit vücut sıcaklığı var. Sabit vücut sıcaklığı olan iki tane canlım vardı. Kuş veya memeli. Eğer ki kaslı diyafram varsa bu ne olacak? Memeli. Kuşlarda zarsı diyafram bulunur. Sonra diğerine bakıyorum. Diğeri de o zaman ne olacak? Kuş olacak. Çünkü kaslı diyaframı yok. Diğerine baktığım zaman T3'te sabit değil, kaslı diyaframı yok. 4 kalpli odacığı var. O zaman buna da kim örnek verebilirim? Timsah bir istisnaydı. Sonra diğerinde de hiçbiri bulunmuyor. Bakalım T1 türünde süt bezleri bulunur. Evet, memeli. T2 kuş olduğu için yumurtlayarak çoğalır. Doğru. T3 türünün vücudu tüyle kaplıdır. Tüy kimlere özgüydü? Kuşlara. Ama T3'e baktığımız zaman kuş olmadığı için vücudunda tüy olmayacak. Diğer soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinde yavru anneden salgılanan süt salgısıyla beslenmez? Yani diyor ki aşağıdakilerden hangisi memeli değildir diyor. Ornitorenk karınca yiyen memelidir. Gagalı karınca yiyen memelidir. Sincap memeli. Kirpi memeli. Ama kertenkele memeli değil. Kertenkele ne olacak? Eklem bacaklar grubunda olacağı için biz bunu yavrularını sütle besler olarak alamayacağız. Hayvanlar alemine ait aşağıdaki canlıların hangisinde sinir sistemi bulunmaz? Sinir sistemi bulunmayan ilk omurgasız canlım neydi? Sünger. Bunlarda özelleşmiş bir sinir sistemi görülmüyordu. Aşağıdaki canlı çiftlerinden hangisinin sınıfları aynıdır demiş. Şimdi yarasa dediğimiz şey memeli. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Hani kuş olarak karıştırabiliyorsunuz. Atmaca ise bir kuş. Sonra kirpi, buna da dikkat ediyorsunuz. Kirpi, memeli, yılan, sürüngen. Sonra baktığım zaman köpek balığı, balık, balina, memeli. Penguen bir kuştur. Yunus kuş değil. Sonra baktığım zaman ikisi de memeli olan fok ve goril, ikisi de memeli canlı grubuna aittir. Sorularımız burada bitti. Bir sonraki derste size virüsleri anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.